Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 3. videosuyla karşınızdayım. Bu seride toplam 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi Dolf e mon meilleur ami. Fransızcada cümle yapısı: suje yani cümlenin öznesi, hemen yanında verb yani çekilmiş fiil ve kompleman yani cümlenin tamamlayıcısı kalan kısmı şeklinde gidiyor. Bakalım nasıl olacak. Öncelikle Dolf bir özel isim. Şöyle yazalım. Özel isim diye Fransızcası le nom Proper özel ismi cümleyi tercüme ederken aynı bırakacağız pek tabi. Hemen yanında bir tane fiil var. Bu être fiili yani olmak fiili. Peki hangi zamanda çekilmiş? Presentte çekilmiş. Şöyle yazalım. Present Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Onun hemen yanında ne var? Mon var. Mon bir mülkiyet iyilik sıfatı. Şöyle yazalım. Mülkiyet sıfatı diye. Türkçede mülkiyet sıfatı diye bir şey yok. Türkçe dil bilgisinde. Ama cümle Fransızca ve Fransızca dil bilgisini Türkçe olarak anlatıyorum. Öyle düşünün. Mülkiyet sıfatının Fransızcası adjectif. Adjectif sıfat demek posesif, posesif. Şimdi sıfatlar gönderme yaptıkları, nitelendirdikleri ismin durumuna göre akorlanıyorlar. O zaman ismi bulmamız lazım. Sıfatın bağlı olduğu isim ami. Ami arkadaş demek. Öncelikle. Ami eğer ki maskülinse yani erilse bu şekilde ama eğer ki kız arkadaş şeklinde söyleniyorsa feminist singular bu şekilde yazılıyor. Yani sonuna bir ö getiriliyor. Cümlemizdeki eril zaten dörtte bir erkek ismi. Dolayısıyla bizim mon erjektif posesifini kullanmamız gerekiyor. Ancak ortada bir de ne var? Mayor var. Mayor Türkçe'ye en iyi ya da daha iyi karşılıklarını verir. Hadi biraz ek bilgi yazalım. Şöyle çekelim şuraya. Mayor nereden geliyor? La comparaison. Comparaison. Karşılaştırma demek. Fransızca'da karşılaştırma cümlelerinde plus daha fazla, daha çok anlamını veriyor. Bon ise bir sıfat ve Türkçe'ye iyi anlamını veriyor. Şimdi bom bir sıfat olduğuna göre nitelendirdiği ismin durumuna göre akorlanıyor olması lazım. O zaman bon sıfatının akorlanmış hallerini de bir yazalım. Sıfatın bu hali maskulin sengiliyer yani eril ve tekil bir ismi nitelendirirkenki hali. Sonuna çoğul eki olan s'yi getirirsek. Masculin plüriyel yani eril ve çoğul bir ismi nitelendirirkenki halini bulmuş oluruz. Sıfatın bu hali feminine singüliyel yani dişi ve tekil bir ismi nitelendirmek için akorlanmış hali. Bunun da sonuna s getirirsek feminine plüriyel yani dişi ve çoğul ismi nitelendirirken kullanmamız gereken halini bulmuş oluyoruz. Şimdi bir cümlede daha iyi ya da bu cümlede olduğu gibi en iyi karşılığını vermek istiyoruz. Yani plü'nün bon'la yan yana gelmesi gerekiyor. Plü daha bon iyi olduğuna göre plü bon daha iyi karşılığını vermeli. Ancak cümle içinde plü bon kullanılması güzel değil. Yani cümlenin akışını bozuyor. O yüzden plü ve bon'u birleştiriyoruz biz yan yana gelirse plübon yerine meyörü kullanıyoruz. Yine plüden sonra çoğul bir ismi nitelendiren bonun akorlanmış hali varsa o zaman meyörü de sonuna bir s getirip çoğul yaparak kullanıyoruz. Sonrasında plüden sonra bunun feminin bir isim için akorlanmış değişmiş hali varsa yani daha iyi dediğimiz isim feminin bir isimse o zaman mayor'u de değiştirip sonuna bir ö getiriyoruz. Aynı şekilde plüden sonra feminin ve çoğul bir isim için akorlanmış değişmiş bon sıfatı gelmesi gerekiyorsa bu sefer biz de mayor'u değiştirip hem ö getirip feminin yapıp hem de es getirip çoğul yapıyoruz. Yani mayor buradan geliyor. Şimdi bu ek bilgiyi hemen şöyle bir çerçeve içine alalım. Şöyle ek bilgi işaretimizi koyalım. Şimdi cümlemize geri dönelim. Cümlemizle ilgili belki ekleyebileceğimiz tek bir şey kaldı cümlenin zamanı. Gerçi et fiili prezanda çekilmiş diye söylemiştik. Yani cümlenin zamanını orada anlatmıştık. Cümlenin zamanı geniş zaman. Zira genele yönelik bir bilgi veriyor, bir açıklama yapıyor. Aynı zamanda deklaratif bir cümle yani açıklama, bilgi verme cümlesi. Ayrıca ne var? Bir de olumlu cümle. Şuraya yazalım. Şimdi cümlemizin tercümesini yapalım. Şuradan yazalım. Dolph özel isim demiştik. Aynı şekilde cümlenin Türkçesinde de yazıyoruz. Dolph. Monmey yaramayı çevirelim. Benim en iyi arkadaşım ve et fiilini buraya ekleyelim. Arkadaşımdır. Cümleyi Dolph benim en iyi arkadaşım diyip bıraksak da olurdu yani şu dırı eklemesek de doğru karşılığı vermiş olurduk bir defa okuyalım kontrol edelim Dolf e Momayorami Dolf benim en iyi arkadaşımdır şimdi ikinci cümleye geçelim videomuzun ikinci cümlesi İlembuku la literatür Türk hemen cümlenin öznesinden başlayalım. İl bir şahıs zamiri Türkçe'ye o karşılığını veriyor. Hemen yanında çekilmiş bir fiil var. O da eme fiili. Eme fiili Türkçe'ye sevmek karşılığını veriyor. Bakın burada herhangi bir prepozisyon yok. Demek ki emekelken birini sevmek ya da olsun bir şeyi sevmek karşılıklarını bu şekilde veriyor. Yani eme fiili bir prepozisyon almıyor. Onun hemen yanında boku var şimdi. Boku Türkçe'ye çok karşılığını veriyor. Fiilde çok demek istiyorsak boku'yu kullanabiliriz. Ama sıfatta çok demek istersek o zaman tre'yi kullanmamız gerekir. Tre'den sonra adjektif yani sıfat var. Şöyle yazalım. Mesela trebel çok güzel karşılığını verir. Şöyle yazalım. Hemen bu ek bilgiyi şöyle bir çerçeve içine alalım. Ek bilgi işaretimizi koyalım. Devam edelim. Bakın burada la literatür var. Literatürün Türkçesi edebiyat. Onun yanında da bir sıfat var. Milliyetler aslında sıfattır. Hemen şöyle alalım. Sıfatı neden bu şekilde kullandık? Çünkü literatür sözcüğü feminin bir sözcük. Bakın şöyle düşünün. Türk maskulin yani eril hali ve tekil hali Türk feminin sengi diğer yani dişi ve tekil hali Hemen burayı da şöyle bir çerçeve içine alalım Ek bilgi işaretimizi koyalım Cümlenin zamanı nedir onu da yazalım Şuraya ekleyelim cümlenin zamanı present Yani geniş zaman Zira genele yönelik bir bilgi veriyor Present Türkçe'ye şimdiki zamanı da verir diye tekrar Yazalım Cümlemizin bütün öğelerini çıkarttık. Bir sürü de boş yerimiz var. O zaman biraz ek bilgi yazabiliriz. Daha önceki videolarda geçmeyen ek bilgiler yapalım. Şimdi la literatür şöyle yazalım. Edebiyat demek diye söyledik. Edebiyat. Buradan birazcık gidelim. Şimdi la literatür. Tabi burada aksan var. Burada da var. Compare. Bir önceki cümlede comparison diye geçmişti karşılaştırma. Yani karşılaştırmalı edebiyat demek. Başka mesela fakülte şöyle yazalım. Fakülte fakülte yine. De letre. de letre edebiyat fakültesi demek. Şöyle yazalım. Le belle bel güzel demek. Letter desek edebiyat karşılığını verir. Başka ne ekleyelim? Mesela la letter hem harf karşılığını verir Türkçe'ye hem de mektup karşılığını verir. Bir şey daha ekleyelim. O da bizim çalışmamızla uygun bir şey olsun. Traduire, traduire tercüme etmek demek. A la lettre bir şeyi kelimesi kelimesine tercüme etmek demek. Şöyle yazalım. Kelimesi kelimesine tercüme etmek diye. Şimdi bu kadar ek bilgi yeter. Bu yazdıklarımızı bir çerçeve içine alalım şöyle. Ek bilgi işaretimizi koyalım. Cümlemize geri dönelim. Cümlemizin bütün öğelerini çıkarttık. Artık tercümesini şuradan yazabiliriz. İl, o, la, literatür, türk, türk edebiyatını, boku, çok, şimdi eme fiilini İl şahıs zamirine göre çekilmiş hali çok sever diyeceğiz. Nokta koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Şimdi bir defa okuyalım, kontrol edelim. İlem boku la literatür türk. O Türk edebiyatını çok sever. Şimdi son cümlemize geçebiliriz. Videomuzun son cümlesi ile trejanti. Şimdi hemen ilden başlayalım. Bir önceki cümlede de vardı. Şahıs zamiri ve Türkçe'ye o karşılığını veriyor. Onun hemen yanında bir tane fiil var. Et fiili Türkçesi olmak. Et fiili Türkçe'ye yim, yım, sin, sın, dir, dır karşılıklarını veriyor. Burada tre var. Tre Türkçe'ye çok karşılığını verir sıfatta çok demek istiyorsak tre'yi kullanmamız gerekir. Janti ise bir sıfat. Türkçe'ye kibar, nazik karşılıklarını veriyor. Sıfatın maskülin singüler yani eril ve tekil bir isme göre akorlanmış, değiştirilmiş hali. Şu şekilde sıfatı değiştirirsek Feminine singular yani dişi ve tekil bir ismi nitelendirmek için Kullanmamız gereken halini buluruz Hemen bunu bir Çerçeve içine alıp Ek bilgi işaretimizi koyduk Hadi bu videoda da farklı bir şey yapalım Şimdi burada add fiili var diye söylemiştik Add fiilinin Çekimini present çekimini çok iyi bilmeniz gerekiyor neden Add fiili hem farklı zamanların oluşturulmasında kullanılıyor. Hem de bir sürü kalıpta yapıda kullanılıyor. Add fiilini really, present'ta nasıl çekeriz? Şöyle yazalım. O present diye. Present Türkçe'ye hem şimdiki hem geniş zamanı verir diye söylemiştik. Bakın. Je suis. Tu es. Ile. Elle ne, nu. ne sommes vous êtes Vu göre çekerken öye bir şapka koyuyoruz vous êtes il son ve el son oluyor şöyle öğrencilerime fiil çekimlerini öğretirken seslerin bittiği yeri de işaretliyorum je suis tu es il est elle, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ses burada bitiyor gibi düşünürseniz ezberlemesi, öğrenmesi daha kolay oluyor. Et fiilinin yani olmak fiilinin present çekimini okuyalım. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Şimdi bunu da hemen bir Çerçeve içine alalım şöyle. Ek bilgi işaretimizi koyalım. Cümlemizin tercümesini yazalım. İletrejanti o çok. Şimdi janti sıfatının karşılığı kibar ya da nazik olabilir demiştik. Nazik diyelim. O çok nazik. Nokta koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Cümlemizi de okuyalım, kontrol edelim. İletrejanti o çok nazik ya da o çok naziktir diyebiliriz. Ve la Fendre la video yani Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 3. videosunun sonuna geldik. 100 videodan oluşan serinin her videosunda 3 farklı cümleyi inceleyip tercüme ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Sormak istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yanıtlamaya çalışırım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.